Abi hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok şükür iyiyim. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Memleket nere abi? Memleket Konya. Selam olsun. Aleyküm selam. Abi İBB ve ilçe belediyesinde hangi partiye oy vereceksiniz? İBB ve ilçe belediyelerinde. Güzel bir soru. Evet. Yani aslında şu anda karar vermedim. Niye biliyor musun? Yani ümit veren kimse yok işin açığı. Kararsız diyelim. Kararsızım evet. Yani bir adayları göre, yani mevcut adaylar var ama yani daha ilerleyen zamanlarda tabii kimler çıkacak, kimler edecek. Onu biraz beklemek lazım. Abi Türkiye'de yaşam, geçim, ekonomi, hak, hukuk, adalet, eğitim nasıl gidiyor? Şimdi bak beyefendi, olay şu yani. Şimdi bunun partilikle de alakası yok. Türkiye'de bir gerçek var. Şimdi ben emekliyim, 7500 lira maaş alıyorum. Bunu dediğin zaman insanlar farklı. Ya kardeşim, adam bir hanımı var, bir çocuğu, bir de kendi var. Bırak asgari ücreti, 11 bin lira asgari ücret. Evet. Emekli. 15 bin lira olsun. Ev kirası 12 bin lira. Tabii. Bir kilo peynir 300 bin lira. Bir kilo yoğurt bilmem kaç para. Bir kolu yumurta yiyen. Bunun neyini savunacağız? Yani bunu savunmak için akıl tutturması olması lazım. Bunun A partisiyle, B partisiyle, C partisiyle de bir alakası yok. Niye? Benim cebimde param varsa markete giderim. Yoksa giderim. Adama anlatıyorum. Şükret. Ya kardeşim, Allah'a zaten şükrediyoruz. Bizi yarattı, sağlık, sıhhat verdiği için. O şükretme. Ama şükretmek senin hayatının geçimini temin ediyor mu? Yetmiyor. Yani bu yanlışa da yanlış diyeceksin. Ne zamandan beri kötü gitti abi? Umut var mı? Düzelecek miyiz? Yok. Yok. Sıkıntı. Yok yani bu şartlarda bu düzen... Allah sonumuzu hayır etsin. Allah sonumuzu hayır etsin. Ülkemiz için, milletimiz için inşallah bir çıkış yolu versin. Artık daha bunu benzetecek şeyler var da burası uygun değil ve ahlakı da değil. O yüzden yani kime güvendiysek, kime sırtımızı verdiysek, dedi ki ben şöyleyim, gittik meydanlarda adamın arkasına demediğimizi koymadık, adam gitti şimdi. İşin acıklı tarafı bu, şimdiki iktidarı ve şeyi eleştirenlerin hepsi aynı kulvarda birleşmeleri yani ülkenin çıkışını biraz daha zora soktu gibi geliyor. Çünkü niye? Adam muhalefet ediyordu işte, şöyle diyordu böyle. Şimdi en kancı yer kuzu sarmızı. Ya ip mi kaldı, sap mı kaldı, Harunluk mu kaldı bilmem. Kimisi dedi ki biz Harunlaşmayacağız dedi, şöyle olacak. Kimisi dedi ki şöyle, işte Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde geçenki milletvekili seçimlerden önce işte oldu. Adam dedi ki işte şöyledir böyledir falan. Son gün geldi ki kim varsa herkes hurra oraya. Yani bu ne kadar bir inandırıcı, ne kadar bir ahlakı bilmiyorum. Devlet Bahçeli gibi, benimki 15 Temmuz'dan önceydi. 15 Temmuz oldu. Devletin bekası tehlikeye girdi. Ben hepsini geriye bıraktım diyor. Ya tamam, yani 15 Temmuz'da vatan mevzu vatansa gerisi teferruat. Yani biz de o konuda bazı şeyiz ama bir de ortada gerçek real var. Mesela bugün diyor ki emekli vahim vaziyette. İşte oylamaya gidiyor, reddediyorsun. Yani sen çıkıp diyorsun ki işte emeklimizi biraz rahatlatalım. Sonra oylamaya gidiyor, olmaz reddediyorum diyorsun. Yani nasıl olacak bu yani? Yani hani söyleminle eylemin birbirini tutsun ki biz de devam ettirelim. Ben 61 yaşındayım. Açık ve net konuşuyorum. MHP'den başkasına oy vermiş adam değildim. Değildim. Evet. Bak. Şüphe mi düştü? Hayır, yani umutlarımız kalmadı. Yani tamam, vatanımızı biz de seviyoruz. Bu millet vatan için her zaman şehitmiştir ama vatan ama bir de gerçek var. Bir de yani insanların ailesi, geçimi, şunu bunu var. Bunlar da göz önüne almak lazım yani. Abi işin kötüsü umut da yok dedin. Umut olsa bir sene güzel düzelecek desen yine o da yok. Ona göre. Beyefendi şimdi umut yok derken kime umut edeceğiz? Yani şimdi şöyle, işte Sayın Erdoğan 22 senedir yönetiyor. Sayın Bahçeli işte 15 Temmuz'dan beri bana göre ilk etaptaki yaptığı hamle doğruydu. Niye? Yani ülkenin bütünlüğü varlığı için o detaylarına girmiyorum. Nasıl oldu, neden oldu, kim yaptı, oralara girmiyorum. Ama mevzu vatansa biz de dedik tamam, Sayın Bahçeli de Sayın Erdoğan da çıktık meydanlarda bir ay sokaklarda bekledik. Çünkü bu ülke giderse dik siyaset yapacak ülkemiz kalmaz. Ama şimdi ortada bir gerçek var. Türkiye'de enflasyon almış yürümüş. Marketler başıboş, kontrol yok, denetim yok. Adama gidiyoruz. Bugün peynir kaç lira? 280. Bir hafta sonra varıyorum diyor ki 320. Ya kardeşim, dolar hala 27 lira. 3 aydır sen niye zam yapıyorsun? Abi işte zam geldi. Ben alırken zam aldım. Yumurta dün açıkladılar. Adamlar WhatsApp grubu kurmuş. İşte 20 tane. Yumurtayı ne yapalım? 110 yapalım. Yumurtayı ne yapalım? 120. Ya ayıptır ya. Biz eskiden çocukken yumurtayı sakıza değiştirdik. Şimdi alamıyoruz abi. Alamıyoruz ya. Biz köylü çocuğuz. Yani giderdik sakız alırdık ona. Hani bizim çocukluğumuzda. Yumurta bir sakız olur diyorsun. Yani şimdi umut edelim de kime edeceğiz? Şurada adam stand açıyor, diyor ki işte AK Parti şöyle, iktidar şöyle böyle işte. Bir daha bakıyorsun adam onun yanında. Ya arkadaş, kime güvenip de kime sığınıyor? Evet. Yani bilmiyorum bak yani. Evet, artık, burada şimdi onlar açmıştı. Yani işte biz de bu memlekette yaşıyoruz. Adama diyoruz ki burada geliyor, diyor ki 16 oy. At izi it izine mi karışmış? Aynen öyle. Diyor ki 16 oy cebimizde diyor, %16. Buradaki arkadaşlar. Ya kardeşim bak dedim, gerçekçi olun. Gerçekçi olun.
5 gün 10 gün kaldı birleştiler abi dedi işte oy sıkıntı, baraj sıkıntımız var bizim %1,5 oyumuz var. Ya hanımefendi dedim sen 20 gündür burada bir 2 aydır edebiyat yapıyordun bize 16'lardan 12'lerden ne oldu birdenbire? Sayın Sinan Oğan vardı bizim eski milliyetçilerden. İşte annem öldü başsağlığı dilemediler şu geldi de bu gelmedi de falan da falan adam bir daha baktık adam toz oldu yok. Kamerada yok, görüntüde yok, ortada yok. Biz bu adama yıllarca oy verdik. Ve sevdiğim, takdir ettiğim duruşuyla bir insan daha hani Iğdır'dan derdik ki eğer ki Sinan Oğan varsa bu mevzu bitmiyor. %100 yayınlıyoruz 2 gün sonra. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? Sağ ol, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Cümlemizden. Memleket nerededir efendim? Memleket Bingöl. Bingöl'e selam olsun. Ben de Malatya. Bende de selam olsun. Efendim, büyükşehirde ve ilçede oyunuzu hangi partinin adayına kullanacaksınız? Hangi adayın? Partinin adayına, evet. Şimdiye kadar şey veriyordum, AK Parti'ye veriyordum. Şimdi biraz tehlikeli olmuş. Hayat pahalılığından dolayı mı? Hayat pahalılığından dolayı ama peki, yine kime yazalım? Yine gezip dolaşıp yine bence AK Parti'ye gideriz ya. Yine gidersin. Başka yapılacak bir şey yok. Ya kan çekiyor öyle demeyelim de. Başka kimse yok. Hizmet ettim mi etmedim mi? Etti. İtirazı olan varsa gelsin bana söylesin. Ama niye görevden aldılar? He? Dava açmadılar, görevden aldılar. Adam zaten kanserle öldü gitti. Yani niye öyle yaptılar ona? Haksızlık İnan ki abi. Vallahi bak zaten ondan dolayı ben söyledim. Bence çok haksızlık yaptılar. Ya gerçekten yani öyle. Hırsız sahersizin dava açsınlar, yargılansın, aklansın ya da... Ya ben sana bir şey söyleyeyim hocam, ben onun hırsızlık yaptığına da inanmıyorum. Örnek. Dur, suçu varsa dava açsınlar, ya mahkum olsun ya beraat etsin. Ya ne diye görevden alıyorsun? Ya demek ki öyle daha uygundu, ben öyle diyorum. Haksızlık yapılmış. He? Abi o zaman oyu AK Parti'ye yazdık. Gitmiştik. Bak bir toplantıya biz gitmiştik. O ne 14-19 mu diyor? 16-19. 16-9 mu? Ben onun ismini karıştırıyorum. Biri sordu dedi ki Sayın Başkan dediler. Ya o yani Gökdelen değil mi? Oran yok dedi zeytinin ekmeğini yiyor dedi. Yani 16-19 muydu? 16-9. 16-9. Ben onu karıştırıyorum. Dedi 16-9 dedi yani Zeytin'in ismi vermiyor. Murat Aydın ne dedi? Kesin vallahi ben onun yüzüne kaçıyorum. Ya dedi sen boş ver dedi. Bu zonun parasını alıyoruz dedi. İsim ne koyursa koysun dedi. Anladın? Evet. Ya orası yani şimdi kaçak mı yapıldı yani? Vallahi ben inanmıyorum. Kaçak değil. He? Resmi yapılmış. Bak ben de onu söylüyorum. Mesela şimdi diyorlar ki bu kentsel dönüşü bundan sonra yıksalar şey yapacaklar. Sen söyle. Ya yüksek kat yapmayacaklar yani. Evet. Yüksek yok. Ama Zeytinburnu etrafını yaptılar bak bunu ben söylüyorum. Orası Barcelona, burası Harlem. 12. Ya bak o Zeytinburnu bunun bak. Sen de halen oy veriyorsun. He? Sen de halen oy veriyorsun. Ama ben beğenmiyorsun. Bu ya, çelişki değil mi? Ne yaman çelişki? Ya şimdi başkası geldi. Hadi öyle mi neyiz? Ya başkası gelse bunu da yapacağına inanmıyorum. Ben geleyim benim başkan yapın. Vallahi inanmıyorum. Ya bir sürü kişi geldi gitti biz gördük yani. Peki. Anladın? Özgür Özel'in kazanması iyi mi oldu kötü mü oldu efendim? CHP'nin genel başkanı oldu. Valla bence kötü oldu. Niye efendim? Ya bilmiyorum bana öyle geliyor. Kötü oldu. Valla bence çok kötü oldu. Çok teşekkür ederim. Oldu. Hoş geldin kardeşim gel.